Sevgili YouTube, hoş geldin. Rol yapma oyunları serilerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz öncelikle bir vampir serisine başlamıştık. Arya, Zuhal, Günhan, ben. Şimdi Kurtlar Sofrası 97 ile devam ediyoruz. Tancan Fuman yanımda. Oyunu bize Mert Günhan oynatacak. Ben Deniz Can Sungur. Bu da Session 0'dır. Yani ilk maceradır. Ne demek ilk macera? İlk macera bilir. İlk maceranın bir öncesi. Oynayacağımız oyunu, detaylarını, dünyasını, her şeyi burada konuşuyoruz. Bir sonraki bölümde asıl macera başlıyor. Bir nevi kamera arkası bölümü bu. Sevgili Mert Günhan'a ben de sözü bırakıyorum. Konuş bakalım Üstad. Güneş tepemizden ışıldadığı zaman altımızda yunuslar doluşur baba Yiğit. Evet. Buradan çıkamayız yalnız. Bütün oyunu böyle mi oynasak? Bütün oyunu böyle oynarsak felikler filikler nispedince filikler felikler nispeder kardeşim. Hadi bakalım. Çok konuşanın ayağına bok bulaşır. Hadi başla. Hadi. Evet, evet. Kurtlar Vadisi oynuyoruz ama Kurtlar Vadisi oynamıyoruz aslında. Kurtlar Sofrası oynuyoruz. Bir takım sebeplerden dolayı Kurtlar Sofrası olarak oyunumuzu şey yapmaya, isimlendirmeye karar verdik. Anlarsınız zaten siz de bu sebeplerin ne olduğunu. Anamıza babamıza telif atmasınlar diye arkadaşlar. Bu evet. Ayıp bir şey değil. Evet. 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 Lezbiyenlerimize atmasınlar. Sıfırıncı seans Sungur'un da dediği gibi karakterlerimizi yaratacağız. Ben biraz hikayeyi, girişini, premisi anlatacağım ve işte bunlar üzerinden karakterlerimizi yaratacağız. Aynı zamanda da bir Fate sisteminde nasıl karakter yaratılır? Vampir'de de yapmıştık. Bu sıfırıncı seansların ben aşırı derecede faydalı olduğunu gördüm. Normalde ben hep şey derdim ya ayağımızla girelim, ayağımızın çamuruyla girelim ne olacak falandım. Ama işte gerçekten böyle konuşa konuşa bunu da göstererek hem sizler için de çok faydalı oluyor hem bizler için de çok faydalı oluyor. Çok fazla uzatmadan bir premisimi size anlatmak istiyorum. Karakterleri de bunun üzerinden build etmeye başlayalım, yapmaya başlayalım. Fate sistemiyle birlikte sıralı olarak nasıl bir karakter yapıyoruz? Bu karakterlerin bağlantıları neler olacak? Ama öncelikle oyuncularıma şunu sormak istiyorum. İki kişinin bildiği sır mıdır? Tırdır. Örnek inceyi aldım ben. Allah Allah ya. Biz de hadi bakalım peki. Evet. Evet. Biz bilemedik. Ben Sungur ve Tancan'a oyunun şeyini başında sordum. Dedim siz dedim derin devlet mi oynamak istiyorsunuz yoksa düz denyo mu oynamak istiyorsunuz dedim. İkisi de birer cevap verdi. Cevabın ne olduğunu söylemeyeceğim. Hangisini oynadığını söylemeyeceğim. Zamanla görürsünüz bunu da. Peki. Ama bizim hikayemiz nerede geçiyor? Bizim hikayemiz Kurtlar Sofrası hikayesi. O efsanevi 97. bölümün ne noktasında geçiyor? Bunları anlatayım size. Çok fazla konuşulmamış, çok fazla işlenmemiş bir, çok küçük bir periyot var Kurtlar Vadisi'nde. Bu da Şevko öldükten sonra Süleyman Çakır'ın İstanbul Sefiri olma sürecinde kim yönetti İstanbul'u? Kim yönetti? Çünkü yani orada biz çok anlamıyoruz ama 3-4 aylık belki de 6 aylık bir süreç geçiyor. Şevko öldürülüyor, arada bir sürü şeyler oluyor. Fakat kim yönetiyor? İşte bu süreçte konsey, interim gelip geçici bir konsey görevlendiriyor. Bu konseyin adına da Kurtlar Sofrası diyor. Kurtlar Sofrası konseyi. İnterim konsey. İnterler konseyi. Aynen. İnterim konseyde daha böyle Şevko ve Çakır level'ında pek çok babalar var. Bayanlar da var aynı şekilde. Bu oyunda böyle olacak. Bayağı bir kusura bakmayın. Konseyde kimler var? Bir bunlardan bahsedeyim size. Zaten şeyde gördünüz, intro'da gördünüz. Tek tek anlatayım mı? Karakter yaratırken Oyunda bunlar. Oyunda mı bunlar? Tabii ya. Karakter yaratırken bilmek istemez misiniz kim ney? Bu bilgiler siz onların adamı olacaktır. Mı olacağız? O karakterlerden işte. Olabilirsiniz. Olabilirsiniz işte. O yüzden bence bilmenizde fayda var. O yüzden anlatayım. Ben bir kere asıl oynamak istediğim karakteri söyleyeyim ona göre. Yani öyle. Ben Tancan'ın oynayacağı karakter her kimse onun Almanya'dan gelmiş yeğeni ya da kuzeni olacağım. Bu. Anam babam ölmüş. Bu kadar. Evet. Ortamlara yeni katılmaya çalışıyorum. Çok tanıdık peki. Geldi bu. Peki. Kurtlar Sofrası konseyini anlatıyorum. Ben bunun üzerinden bir relationship falan eklemek isteyebilirsiniz. Çünkü önemli bir bilgi. Efendim. İlk karakterimiz Gentleman Hüseyin. İstanbul'daki escort ve kadın ticareti trafiğini yöneten yegane isim. Çok fazla bilgi vermeyeceğim ama pek çok politikacı ve sanatçı istediği zevkleri sunan, lakabı gentleman olan ama aslında gentleman olmayan bir karakter.
Tato İbrahim İstanbul'un kaçak mal trafiğini yönetiyor. Kaçak tütün işinden parayı kırmış zamanında. Hüsamettin Cebrail İstanbul'un kumarhanelerinden sorumlu. Senin dediğin Türkiye benziyor dedi. İstanbul'un kumarhanelerinden sorumlu. Kaçak kumar, bahis, at yarışı bütün bu işleri kontrol ediyor. Bir özelliği var. Ya şekeri şunu düştüğü bize zaman... Aslan Bey'in sunumuymuş gibi anlatsana oğlum. Bir havaya girelim ya. Sanki. Anlatayım abi. Tabii. O ses tonu yap çünkü yapabiliyorsun bu arada yani. Aşırı yetenekli bir adamsın. Biraz ve kim eşcinsel? Bize bunları söyle Günhan. O zaman şöyle yapayım ben ya. Bir dakika. Nerede benim şeyim? Kaçak eskorttan dönen para 100 milyon. Evet. Aslanım. Şimdi beni iyi dinle. Bu dinleyeceğin KGB yani Kamu Güvenliği Birliği Teşkilatı'nın briefingidir. Biz seni bu sofraya gönderiyoruz ama karanlıklardan böyle kim olduğu belli olmayan birisine konuşuyor bunları. Belki oyunda öğrenirsiniz kim olduğunu. Müzik gitti biliyorum. Aralarda vereceğim bu müziği aynı şekilde. Bu arada bir çok pardon. Bir bit sesini kapatacağım. Çok bit atıyorlar abi. Bize gelmiyor kardeş. Sen rahat ol. Bize gelmiyor. Bize gelmiyor. Bizim yayınımıza geliyor. Benim o sesi kapatmam lazım. Çünkü TTS var. TTS de sürekli bıdı bıdı edecek o. Rahatsız olan gelsin bizden izlesin kardeş. fb.gg/csnhaber. Çaldım seyirciler. Yapamıyorsan emekli kuyruğuna gir kardeşim. Kardeşim yapamıyorsan emekli kuyruğuna gir. Evet anlatıyorum. Karanlıkların içinden bir kişi gölgelerin arasından Werner Herzog'un oynadığı Akyarlı. Böyden bire elinde sigarasını alır. İnce belli çay fincanında karanlıklardan arka çekimde görüyoruz bu karanlıklardan dinleyen kişiyi. Kim olduğunu da anlayamıyoruz. Ve bakıyor. Diyor ki aslanım seni yetiştirdik. Seni devlet için millet için iyi bir adam yaptık. Fakat artık her şeyi geride bırakmanın zamanı geldi. Büyüklerin de büyüğünü başkaları hallediyor. Ama büyüklerin büyüğünü hallederken küçüklerin küçüğü mide bulandırır. İşte burada Operasyon Kurtlar sofrasını biz kontrol ediyoruz. KGT yani Kamu Güvenliği Teşkilatı büyüklerin büyüğünün peşinden giderken biz küçüklerin küçüğünün başını ezeceğiz aslanım. Biz Kamu Güvenliği Birliği'yiz. Yaptığımız devlet için hizmetleri kimse bilmez. Biz biliriz. Bu vatan için biz yaşarız. Böyle bir tane arkada şey çıkartıyor. Monitör açıyor böyle. Monitörde konuşmaya başlıyor. Ya sikeceğim gerçekten bitinizi de ha. Aa ne kadar ayıp. TTS sesi gelip getiriyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben de çok varsa beni de Pedro Pascal mı oynasa acaba ya? Pedro Pascal nasıl oynardın? Yok beni Pedro Pascal oynasın. Dedi de Werner Herzog var ya Mandalorian'da da. Evet. Bir tane böyle ne derler? Adamı gösteriyor. İnanılmaz canti, inanılmaz şekil. Centilmen Hüseyin. İstanbul'daki eskort ve kadın ticareti trafiğini yöneten yegane isim. Pek çok politikacıya ve sanatçıya istediği zevkleri sunan. Lakabı böyle centilmen ama kendisi hiç centilmen değil aslanım. Hiç değil. Bu adamla ilgili pek çok dedikodu dönüyor. En çok bilinen şey ise cebinde taşıdığı lale. Söylentiye göre bu lale ona çok ünlü bir sanat müziği yıldızından gelmiş. Ha, tekrar böyle slide'ı döndürüyor. Bir tane böyle adam sert mizaçlı. Tato İbrahim. Kaçak mal, kaçak tütün hepsi bu adamda. Parayı kırmış. Yurt dışından Yugoslavya'dan getirdiği tütünleri satıp satıp duruyor. Bunun üzerine bir endüstri inşa etmiş. Kürt asıl. Tekrar döndürüyor. İnanılmaz derecede şişman bir adam. Güneş gözlüğü var sürekli olarak. Hüsamettin Cebrail. Bazıları Cibril de der. İstanbul kumarhanelerinden sorun. Kaçak kumar, bahis, at yarışı, iddia. Kan şekeri düştüğünde adam öldürdüğü bilinir. Bu sebeple sürekli yanında yarım ekmek taşıyor. Güneş gözlüklerini asla çıkartmaz. Evet, böyle küçük olaylarımız da var karakterlerde. Yarım ekmek cebinde mi taşıyor abi? Yarım ekmek. Yarım ekmek taşıyor. tekrar geçiyor. Başka bir adam. Cimili Ahmet. Çin işi, Japon işi bu Cimili Ahmet'in işi. İstanbul'un Çin pazarını bu kontrol ediyor aslanım. Sulu kule çıkışlı.
Tahtakale, Doğu Bank, Yazıcıoğlu, bütün piyasalar ondan sorulur. Tekrar gösteriyor. Bir tane din adamı böyle imam. Berkun Hoca. İstanbul'da ünlü Kunel tarikatının başındaki isimlerden. Aynı zamanda bir iş adamı. Pek çok cami ihalesine fesat karıştırdığı bilinmekte. Tekrar döndürüyor bir tane takım elbiseli, agresif görünümlü, gri saçlı bir adam. Nazım Gönen. İstanbul'da bütün futbol takımlarını karanlıklardan kontrol ediyor. Transfer işlerini hallediyor. Bazı takımlara bütçe buluyor. Genel olarak futbol üzerinden şike. Bir tane kadın tekrar gri saçlı. Bechdel Hanım. Bechdel testini geçemeyen bu hikaye. Kara para işi yapar. İstanbul'da pek çok mafyanın parasını kendi dükkanlarında işleterek temizler. İplikçi Nefer'in öğrencilerindendir. Son olarak iki tane tip gösteriyor böyle. Birisi gölgede, birisi de değil. İki tane erkek müfettiş kardeşler. Sofranın tetikçileri. Kardeşler asla bir yerde iki kişi bulunmaz. Sonra böyle bu karakter bir takım sorular soruyor ve Fade to Black kapanıyor ekranımız. Evet Faktiş arkadaşlar Kurtlar kardeşler Vadisi. dedin. Ne onların Faktiş kardeşler. Faktiş. adı? İki tane kardeş, Faktiş. birisi gölgede. Faktiş. Bunlar ikizlermiş ama hiçbir aynı yerde bulunmuyorlar ikisi birlikte. Bunlar tetikçi abi. Evet. Bechdel'in iki kadın olmaması arkadaşlar işte espri orada. İki kadın olursa Bechdel testini geçer çünkü. O anlamda. Şimdi şöyle. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Fate sistemiyle oynadığımız Kurtlar Vadisi. Kurtlar Sofrası oyunumuza pardon. Sürekli olarak dil sürçüyor. Bu oyunda Normal ya. anlattığımız evet, bu oyunda anlattığımız her şey, bu karanlık ve puslu sofrada anlattığımız her şey kurgusaldır ve oyuncularımızın gerçek fikirlerini, düşüncelerini yansıtmamaktadır. Ben bir takım hikaye anlatıyor olacağım, onlar da zar atıyor olacak ve işte bu zarla birlikte hikayemiz şekilleniyor olacak. Bunu da Fate sistemini yapıyor olacağız. Fate Türkçe olarak çevrilmiş bir vaziyette muhtelif yerlerde. Hoş geldiniz diyorum tekrardan oyuncularıma. İlk olarak Hoş hanginiz bulduk. başlamak isterseniz, ne oynamak istersiniz, ne istiyorsunuz, fanteziniz nedir abi? Tancan'dan başlayalım. Çünkü ben Tancan'ın biraz yan karakteri gibi böyle onun hani eğittiği yanında küçük eleman gibi olacağım. O yüzden Tancan ateşlesin. Nasıl öyle biri olacaksan benim biraz daha böyle sağ kol sol kol gibi bir şey olmam lazım. Çok da street level'ın bir üstü gibi böyle Memati tadında bir şey olmam lazım o zaman. Bak şimdi. Bu faktişlerin var mı sağ kolu sol kolu tek mi geziyor bunlar? Patrişlerin sağ kolu falan yok. Onlar tek abi. Hmm. Onlar böyle şey tadındalar. Zaten iki kişi olmaları da bilmiyorum hiç görülmemiş yani ikinci kardeş. Belki de görüldü de kim o kimse kim olduğunu bilmiyor yani. Fattiş kardeşler belki bir kişi ama hep ikiz olduğu söyleniyor. Bir yerde asla iki kişi olmaz çünkü ikinci kişiyi göremezsin abi. Görürsen Doğru. ölürsün. Ölürsem altım gölgedir. Düşünüyorum o zaman ne olsam. Ya bunlardan birinin adamı mı olsak yoksa acaba daha genel bir tip mi olsak diye. Şimdi Sungur benim yanıma gelecekse böyle kahvehanede falan mı takılsam ben de dayı gibi acaba. Ama çok yaşlı da oynamak istemiyorum ben bu arada. Öyle çok bilge yaşlı da olasım yok. Yok lan yaşlı gibi Böyle olma. Sen 30 yaşında ol, ben 20 yaşında olayım mesela hani. ha okey. Ya bu arada ben demin bit atan arkadaşa küfür etmiş gibi oldum. Sese küfür ettim ben aslında. Özür dilerim onunla ilgili. Çok içime dert oldu böyle. Çocuk bit attı küfür Geçti. etmiş gibi oldum. Geçti. Gitti Sese küfür paralar. ettim. Özür diliyorum. Gitti Sese küfür paralar. ettim. Valla. Evet. Ya abi genç oynaman bence daha iyi ama yaşlı da oynayabilirsin. Yani aslında Yok insel yok. dayı gibi bir şey oynasan hızlıca ölür. Yaşlı çok bayar ya şimdi. Çok yaşlı ya. O muhabbetlere giremeyebiliriz böyle. Biraz da arada bir karakter olsa daha iyi. Şu tahta kaleci kimdi? Abicim tahta kaleci hemen söylüyorum tahta kalecinin kim olduğunu. Cimil Ahmet. Tahta Kale Doğu Bank Yazıcıoğlu piyasaları. Tamam ben onun adamı olayım o zaman. Ya yani onun sağ kolu olayım. Bunun böyle günlük gezip benim ekiple beraber bu mekanlardan gelirlerini topluyor olayım. Böyle bir girelim oyuna yani. Sungur da benim yanıma gelmiş olsun. Onu da öyle bir gezdiririz. Alemi tanır. Almanya'dan gelen akraba tarzı değil mi? Ha. Tamam. Doğu Bank'a gideriz. Telefon bakarız ona falan bir böyle. Böyle bir şey mi? Peki. PlayStation böyle gezip dönüyorlar değil mi? PlayStation 5 yokmuş kim deyip dönüyor. Peki abi.
O zaman şöyle Fate kurallarına inceden girelim. Madem böyle bir şeyimiz var, durumumuz var. İnceden girelim. Şimdi öncelik karakter yaratırken Fate'de ne yapıyoruz? 5 tane aspektimizi seçeceğiz başlarken falan ama her şey aspekt bir kere. Karakterlerimizin bütün özellikleri aspekt. Karakterlerimizin çok duyacaksınız bunu Fate'de. O yüzden baştan söyleyelim. Karakterlerimizin yapacağı bütün özellikleri aspekt, işte konseptleri aspekt, troubleları aspekt, relationshipleri aspekt falandır, filandır. Bu sebeple başlarken öncelikle bir high concept seçmemiz gerekiyor. Yani işte karakterinin tek cümlelik, tek kelimelik belki de ne oldu? İşte atıyorum, şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Yalnız başına, yalnız bir suikastçı ya da işte mavi saçlı bir film yıldızı. Whatever, something. Burada bir high concept seçeceğiz. Senin karakterden high concept'i ne olacak mesela? Ne olabilir? Düşünmek lazım. Bunları tabii ki sonradan da düşünebiliriz. Ama aklınızda bir fikir varsa bunları konuşabiliriz. Yoksa ben sıradan devam edebilirim yani. Sen anlat bir arada düşüneyim çünkü Dertli, akışa da mesela önemli buradan travmalı, çünkü. tabii. Travmalı eski asker de olabilir mesela. Öyle bir şey gibi yani. Hay Tamam, konsepti. travmalı eski asker de işte gidip yazıcı ondan şey mi toplayacağız yani hani Ha, tabii onun işte dengesini bulmak lazım. bütün bunlar oyun içindeki mekanikler, oyun içindeki dengeler, bütün bunlar oyunu değiştirecek şeyler. High concept belirleyeceğiz bir tane. Ben Bu yazıyorum high high konseptimi. concept'in Benim high konseptim mesela şu. ne? Bu alemlerde yeni namsalan bir delikanlı. Aşırı düz böyle, dümdüz. Ha. Çok iyi. Mesela Namsalan. çok mesela bu çok iyi. Çok düz, çok basit, her yana çekilebilecek bir high concept. Kendisi de çünkü çok böyle tanınmış bir karakter değil. Tabii. Çok güzel yer bu yani. Tabii, yani yeri gelir mesela ya burada beni tanımazlar derim. Fate puanımı buna harcarım. Sahneyi bu şekilde değiştiririm. Yeri gelir kavgaya giresim gelir. Girmeyin dersin. Derim ki ben nam salmam lazım. Yeni nam salıyorum. Fate puanımı harcarım. Böyle geniş tanımlayıcı cümleler güzel oluyor. Level 1 kuruk. High concept seçiyoruz bir tane. Bir tane de trouble seçeceğiz. Yani karakterinizin hayatında ne gibi bir sıkıntı var? Trouble'lar önemli çünkü hikaye devam ettiği zaman bu trouble'lar üzerinden hem fate puanı kazanabileceksiniz hem de hikayede çok güzel noktalar falan oluşabilecek. Bir tane trouble o yüzden seçmek gerekir. Aklınızda bir trouble varsa onu da alalım. Ben onu şey Trouble'a baktım, onu biraz şey gibi düşündüm ya. Mesela ben bir şey söyledikten sonra o konu hakkında bir soru sorulmasına acayip sinirleniyorum. Ya soru sorulmasından tahammülüm yok gibi bir Trouble Bıdı var. bıdı gibi mi mesela? Aynen. Yani böyle mesela diyorum ki bak şunu şuraya götür diyorum. Abi neyi diyor mesela? Daha neyi deyip böyle sinirleniyorum direkt. Daha neyi anlamadım falan gibi. Hemen deliriyorum böyle. Asla soru sorulmasına tahammülüm yok. Bıdı etme kral kalıbının adamı ol. Aynen. Bu Boş tarz. yapma, bıdı bıdı etme. Ben O tarz. Trouble'ımı şöyle yazabilir miyim? Az Evet. derdim çok çalandı. Ah mezarım tahtalandı. O ne demek ha? Bu ne Bir demek? Anadolu türküsü bu, ne Anlayana. Ha ne bu ama yani? Abi şöyle. Oho, olmadı ki. Elif dedim de ne oğlum bunlar? Ya tamam anladım da mekanik olarak ne bu yani? Ne diyeyim şimdi? Trouble'ım şu abi. Ben bir kızı çok sevmişim ama kavuşamıyorum şu yolda bu Ha. sebeplerden ötürü. Ha. Çok dertliyim. Anladın Ha. mı? Tamam. Tamam. O Sevdiğime zaman şey abi. kavuşamıyorum. Sevdiğime kavuşamıyorum. Kız meselesi diyebilir miyiz Trouble'ına? Kız Sevdiğime meselesi. Kız mesela. kavuşamıyorum. Yanarak ölüyorum. Benim trouble'ım bu. Ama kalbimde yanarak ölüyorum. Gerçekten yanarak ölmüyorum. Çünkü en Anladım. kötü ölüm yanarak ölmektir. Esma baba. Seni böyle o zaman şey gibi durumlara sokmamak lazım. Atıyorum mesela bir ortamda böyle bir bayanla yalnız başına kaldın. Bayan da seksi bir bayan. Sen böyle şey Seksi gibi mi olmasına oluyorsun bile biraz gerek yok kanki? kardeşim. Ha, sen böyle biraz şey mi oluyorsun yani? Dertlendim. Bir soda içeyim mi oluyorsun acaba ya da? Aynen. Bilmiyorum ki. Filan kötü Anladım. oluyorum aynen. High concept'i de o zaman dengeleyelim. Sungur nam salıyor. Ben de şey diyeyim ya. Sokakta beni tanımayan yoktur diyeyim yani. Her yerde bir kere bir hürmet görecek bir karakter olsun yani. Bunları Her yazıyor türlü. musunuz bu arada? Evet, yazdım ben şu an. Tamam, Bunları yazın bana gönderin lütfen. kaderoyunu.com'da karakterimi oluşturuyorum ben şu anda. Evet, bu arada kaderoyunu.com'dan zarları da oradan Bir atacağız. yandan hem Orada chat'te çok güzel bir izleyenlere şey hem var. YouTube'dan izleyenlere şunu söylemek lazım. Arkadaşlar bu bir rol yapma Zarar oyunu. Biz için. bu rol yapma oyunu
satın aldığımız ve yarısını Türkçeleştirdiğimiz ama belli başlı terimleri henüz Türkçeleştirmediğimiz. Onlar da tamamlanacak bu sene işte bu şeye gelen yorumlarla aslında. Türkçeleştirilmekte olan lisansını aldığımız bir rol yapma oyunu sistemiyle oynuyoruz. Onun da linkini paylaşacağım. Niye? Çünkü gerek Kurtlar Sofrası, gerek Vampirler Masası, gerek başka herhangi bir oyun oynamak için daima da kullanabilirsiniz bu sistemi. Bedavadır, tepe tepe kullanın. Atıyorum onu da şimdi linke. Aynen. Oradaki YouTube aşağıda bulabilirsin. Sen oradaki zar şeyi niye kullanmıyorsun oradaki? Ben kullanacağım onu oyunda. Kullan, ben yayına yansıtıyorum ya abi. Ya yok, seninki 3 boyutlu ya. Oradakini ben tak diye kenara koyacağım, böyle tek diye tıkladığın zaman tık tık diye. Sana bir de şeyi veriyor oradaki. Good bad dandik. Onu tamam. Da veriyor. Trouble. Hay konseptine sen şimdi ne diyorsun? Beni burada herkes tanır. Sokakta beni tanımayan yoktur. Sungur'un karakteri de beni burada tanımazlar. Hay konsepti böyle mi? Hayır. Sokaklarda yeni namsalan bir delikanlı benim hay konseptim. Tamam, o da hem tanınmıyor hem tanınmaya çalışıyor. Evet. Ben de tam böyle onu tamamlıyor gibi biraz daha tersi yani. Okey. O zaman şöyle sahneler falan çok görebiliriz böyle bir hay konsept dinaminde. Bu da benim yeğen. Bu arada bir isim ver, söylesenize karakterlerinizi. İsim bulalım, evet dur. Evet. Murat Yerimdar. Murat Yerimdar. Ya Yerimdar vardı öyle bir karakter galiba. Şevkat Yerimdar mı, öyle bir şey. Ha var. Dur, Yerimdar olmaz o zaman. Ben de Cemali olayım lan. Memati Cemali. Cemali. Aa, çok iyi. Cemali çok iyi lan. Ölüm de. Senin tema müziğin, senin tema müziğin şey olsun mu? Cemali vardı ya. Evet, evet. Duymak istiyorum. Duymak istiyorum. De. Paralar nerede lan? Duymak istiyorum diyorum müzik. Güzel biraz sahne çıkar oradan. Şey böyle. Evet. Hani 90'larda bir şarkı vardı. Bilir misin? Paralar ben. Bu şekilde girersin yani. Tamam, evet. Güzel. Cemali. Cemali. Soyadın ne abi? Soyadı önemli bu alemde. Soyadı ne olsun? Soyadın namındır. Biliyorsun. Cemali Durmaz olsun. Cemali Durmaz. Tamam. Cemali Durmaz. Sungur seninki? Murat Elimdar. Murat Elimdar. Aha. Alemdar'a gönderme. Okay. Hayır, birileri para falan isterse kardeş Elimdar meh de yapıyorum böylece. Kimseye para da vermiyorum. Cimri. Evet. Murat Elimdar. Güzel. Murat Elimdar. Tamam. Cemal ve Murat. Cemali ve Murat. Gayet güzel. İnanılmaz. Hanzo bir ikili gibi geliyor bana. Aşk olsun Murat ya. Buradan. Buradan çok güzel hikayeler çıkacaktır. High konseptlerimiz belli. Trouble'larımız birisininki kız meselesi. Seninki ya da Cemal'i yandan mı yapsaydık bunu? Candan gibi böyle ne? Döndü yandan verdim. Neyse dur, tamam, durmaz olsun şimdi. Ama zaten senin, işler senin, senin trouble'ın ne kanka? Benim mi? Dedim ya şey, soru sorulmasına, yani bir şey soru söyledikten sonra evet, soru tamam. Sorulmasına tahammülüm yok. Follow-up sorularla ilgili sıkıntılı bir karakter. Aynen. Okey. Relationship bir tane. Bu da ayrı bir aspektimiz. Relationship bir tane şey yapacağız. Aslında şey birbiriniz işte, de var. Aynen öyle. Cemali. Birbiriniz de var. Cemali abinin askeriyiz. Ah. Relationship'te direkt ne diyeceğiz ki? Yani işte kuzen miyiz diyeceğiz. Ben kuzen Cemali abi diyorum misiniz? Sana. He? Bilmem, Sungur söyledi. Ne, kuzen miyiz? Duymadık. Sungur duymadık. Kuzendir yani. Kuzendir ya. Olabilir. Tamam. Kuzensiniz siz o zaman. İlçak çok güzel, tamam. Kuzen tamam. Şey modeli. Anne tarafı mı, baba tarafı mı ama? Anne tarafı. Bu önemli şimdi. Ha tamam. Şimdi ona göre, çünkü ben belki anne tarafını çok sevmiyorum. Bir sakatlık var ya. Yani. Tamam. Tamam. Şimdi bir takım serbest aspektler var. Aslında bunları şehirde yapabiliriz. Yapabiliyor muyuz bilmiyorum, gerçi Sungur daha iyi bilir. Oyun oynanış sırasında da bunları bulabiliyor muyuz ya da bunları şimdiden belirlemek gerekiyor mu? Toplamda 5 adet aspektin olacak işte. Tabii. High concept, trouble, relationship 3 tane. Bunları bulduk. 2 tane de serbest aspekt bulmamız gerekiyor. Bu serbest aspektleri oyun sırasında mı bulmak istersiniz, bulabiliyorsak, ya da şey yapalım mı? Bence oyun sırasında şimdi. Aktif böyle yaratsak daha mı olur, bilemedim. Mesela Sungur'un vampir oyunundaki karakteri Mehmet Öztürk'ün aspekti şeydi. Arabam evimdir diye bir aspekti vardı.
arabasıyla ilgili konularda böyle artı alıyordu zarlarla. Hani öyle bir şey de olabilir. Ya mesela şu da olabilir yani. Senin emminden kalan bir tabancan vardır. Her tabancayı değil de ama emminden kalan bu tabancayı kullanırken artı alıyorsundur. Gibi. Ha, Ya da bir anladım. tesbihin vardır. Bu tesbihini çıkarıp racon yaptığın zaman kendini daha erkek hissediyorsundur. Yani böyle Kendimi daha şeyler. erkek Obje hissediyorum. de olabilir, bir kavram da olabilir. Ben mesela Ha, tamam. bir aspektime şöyle yazdım. Sessiz ölüm ani gelir. Yani ben bunu nerede kullanacağım? Bir yerde bir çatışma oldu, bir şey oldu ya da böyle bir yere gizlice gireceğiz. Hem bunu gizlilik zarı atarken hem de birisini gizlice öldürmeye çalıştığında falan böyle bana boost verecek bir aspekt ekledim. Benim karakterim diğerlerini sinsice gizlice öldürmek konusunda ekstra becerikli. Evet. Tamam, benim de Yani bu çakım hep arka cebimdedir o zaman. Çakı o zaman mekanik olarak bu şöyle mi oluyor? Bu Çakıyla ilgili bir şey hayvan gibi bir yaptığın zaman. aspekt oluyor bu arada. Herifin mesela üstünü arıyorlar, Evet. silahsız diyorlar, illa çakısı çıkıyor falan, anladın mı? Yani Tabii, evet. her izliyorum her türlü. Aspektler gerçek çünkü abi. Hı. Yani Tamam. kitapta da zaten o şekilde çok belirtmişsiniz bunu. Aspektler gerçektir diye. Yani gerçekten de sen ötmüyor falan değil mi mesela? Tabii, çok İsviçre yapımı. Acayip. Glock malzemesinden yapmışlar. Asla yakalanmıyor. Baya öyle alışveriş merkezine falan girebiliyorsun, o zımbırtılarda ötmüyor falan Tabii. gibi şeyler bile olabiliyor Tabii. yani. Seni o Asla zaman böyle bulmam ya abi. şunu diyebiliyoruz buna değil mi? Bu magical bir çakı aslında. Benim. Bir nevi. Hep yanımda ya bir şekilde. Çünkü aslında Polat'ın öyle sahneleri var. O magical böyle bir anda çakı bitiyor elinde falan. Nereden geç? Hiç kimsenin haberi yok yani. Ben de Bir bu tek onu da arada arayıp güzel. sadece şey alabiliyor. Kılıç alabiliyordu ondan. Ha, doğru. Kılıcın da öyle bir çakısı var değil mi bu arada? O da elinde oynuyor aynen. Ben bu arada Evet, aspektin onun da bir tane kelimesini şeyi var. değiştirdim. Onu ben stand gibi yazarım. Bunu şey diye yazdım. Ölüm gibi sessiz, kaya gibi durgun. Ya gizleniyor Allah musun canım? Bilmiyorum. İşte hoşuma gitti. Benim karakterime yakışan bir cümle gibi düşündüm bunu. Sen biraz Assassin gibi bir karakter mi yapacaksın? Ya. Abi biraz Abdülhelik var gibi. Aslında yapabilirsin. Ben skill'leri daha yakın dövüş, çeviklik, atıcılık üzerine, yani sıkma üzerine vereceğim Aa, biraz daha. ben de tamam işte, okey. Öf. Aksiyon gaming. Bir dakika, sen Tamam. dövüşçü gibi İhtiyar yapacaksan ben biraz birimiz. muhabbet vereyim bari. Olur, Muhabbet muhabbet direkt bende, hedefler. artı ikiye attım muhabbeti. Aa, okey, dur o zaman ikimiz de savaşçı olursak Günhan bütün gün barbut gibi zar sallamak zorunda kalır. Ben o zaman Gizliliği sen al. aynen bir gizlilik alıyorum, bir de sessizlik şey muhabbetimi yarayacak bir şey alayım. Ben bir serbest aspekt daha düşüneyim o zaman. Benim son aspektim de şöyle oldu. Laf kapıyı aş bacıyı açar. Nedir abi bu? İzah etmem lazım mı ya bunu? Lazım. Ya bizi izleyen 2200 kişi için 2400 kişi lazım bilmem vardır. Şimdi tamam, laf kapıyı aş bacıyı açar. Benim karakterimin böyle bir düsturu var yani. Bu ne demek? Yani bir noktada bir konuyu çözemiyorsa lafla çözmeye çalışıyor. Bir yandan da hoşlandığı bireylere yürürken işte hani böyle işte bacım falan tarzı yapıyor ama çok daha o kadar da bacı gibi yapmıyor. Aş bacıyı açar diyor. O yüzden böyle bacılara karşı da artı iki var istersem ha. Bacılar dikkat. Bacıcıyız biraz yani, dikkat. Yani ben anlamadım. Bacıları etkileyebiliyor musun yoksa bacıları bacı olarak mı şey Bacım ayağım yapıyorsun? sağlam Nasıl? değil benim abi. Bacı macı demiyorum aslında. Bacı diyorum ama bir yandan da hani çiçek, gül, Ha, şiir falan. kanka ayağı göt ayağı gibi mi? Evet. Bilmiyorum. Öyle Anladım. aklıma Tamam. geldi ve yazdım. Bunun bir anlamı olmayabilir. Bacıları artı ikim var Tamam. ama bunun bir anlamı varsa. Anaları Fake bacı. bırakalım. Anaları bırakalım. Bacılara bakalım. Ha, biraz öyleyim yani, aynen. Anlıyorum. Peki abi, sen böylece iki aspektini, iki tane serbest aspektini belirledin mi yani? Tabii. Tamam. Tancan, senin bir tane çakın var abi. Bir tane daha Bir aspekt de hakkın var aslında. bak bakalım, bende korkacak göz var mı gibi bir şey desem, böyle hani bakışlarımla ilgili bir ortama girince direkt karizmayı koyacak bir şey mi yapsam acaba? Çok bak, Korkutacak. bunu çok güzel bir örnek var bununla ilgili kitapta. Vermek istiyorum bu örneği. Mesela şöyle bir aspektin varsa eğer, İlk intibası güçlüdür diye Evet, bir işte onun gibi aspektin biraz. varsa mesela, aynen. Hani böyle gerçekten de işte ilk girdiği mekana böyle inanılmaz derecede presence'la böyle hakiyle giriyor falan böyle hani herif. Böyle bir şey olabilir.
Mesela şeyi bir aspekt olarak alabiliriz. Sadece ölüler görürü bir aspekt olarak alabiliriz. Yani adam Biraz güneş onun gözlüğünü gibi aslında çıkarttığı zaman, düşündüm. evet. Aynen. Adam güneş Ya gözlüğünü ben çıkarttığı zaman karşısındaki kişi ölüyor bir şekilde gibi. ya da işte hani o hani bak bakalım bende korkacak göz var mı ya da işte beni sadece ölüler görür falan. Biraz böyle bakışıyla girdiği aurorasıyla falan ortalığı karıştıran, korkutan, asla korkmayan bir de yani. Muhtemelen bizi Olur. korkutmaya çalışan da çok olacak. Olur. Peki Biraz o güneş tarz bir gözlüğü şey ister yapabilir misin? miyim? Yok şimdi istemiyorum. Sonra olabilir. Peki abi. Okey. İki tane serbest aspektimiz hazır. High konseptimiz hazır. Trouble'ımız hazır. Relationship'iniz birbirinizle zaten. Bu da önemli. Bu relationship'inizin birbirinizle olmasını bu arada oyuna biraz Double Dragon gibi yansıtırsanız çok güzel olur. Yani böyle Tamam. ikiniz de birbirinizden güç alan ve birbirini tamamlayan karakterler halindesiniz çünkü. Hani biraz da body cup gibi bir şey olabilir yani. Body cup dinamiği de olabilir yani. Sungur adın neydi senin? Murat mıydı? Neydi? Murat Elimdar. Tamam. Murat Elimdar. Peki. Murtis Skiller abi. falan mı sen? Skillerimiz. Şimdi burada Skiller, skiller. söyle Lazım. abi. Yok yok sen anlat ben de o arada bakayım. Şimdi burada abi bir takım Fate'in bize verdiği set skill'ler var. Fakat bu skill'ler dışında kendiniz de bir skill koyabilirsiniz. Yani sadece işte atıyorum akademik aldatmaca, atıcılık, işte bağlantılar, beden çeviklik gibi şeyler var ama atıyorum mesela racon gibi bir şey de yapabiliriz. Böyle ufak değişik dokunuşlar yapabiliriz. Gerçi racon burada neye giriyor? Muhabbete mi giriyor? Bilmiyorum ama. Muhabbetin güçlüsü gibi olabilir ya. Evet mesela. Racon çünkü bence daha farklı bir şey. Tam şey değil. Muhabbet gibi değil yani. Bilmiyorum ne dersiniz? Racon'u bilmek aslında kendi başına bir skill ya şeydeki Evet. muhabbette. Çünkü Evet. bilmeyince aslında Bence sıçmış oluyorsun. racon'u ilim yerine kullanabiliriz abi. Fantastik oyunlarda ilimi şey için Lore. kullanıyorlar. Bak olabilir, İşte olabilir. yaratık Evet. çağırmak için kullanıyorlar. Bilimsel oyunlarda ilimi işte anladın mı böyle normal vatandaşın hakim olamadığı gizemli bilgiler genellikle Fate'de ilim kategorisi altına alınıyor. Hani bir nevi Evet. şey gibi düşün. Derin alemlerin bilgilerine sahip adamlar kurtlar ilmi. Hani ilimin bu yüksekse böyle şeyleri biliyorsun. Hatta ilim şey gibi de olabilir. İlimi yüksek olan böyle derin konulara da hakim olabilir anladın mı? Hani bak bakalım Can Polat işte bilmem ne şu tarihte şöyle yapmış. 3 gün sonra bilmem kim ölü bulunmuş. Ne diyorsun? Hani ilim artı 3 atıyor zarı böyle. Ha, demek ki bilmem nereden adam almışız. Aferin, iyi öğrenmişsin falan. Hani anladın mı? Bu tarz kafaları yapmak bence ilim becerisi olsun. Tamam, Peki mesela racon ilim Ömer muhabbeti. Baba'nın ilmi yüksek midir sizce Ömer Baba'nın? Öyle, ama Tabii ki Ömer Baba'nın ilmi muhabbeti. başka bir kategorideki ilim oğlum. Mafya ilmi değil o. Peki şöyle diyebilir miyiz? İlim ilmektir, ilim racon De doğru. bilmektir. Bu Doğrudur hocam. doğru. Doğrudur patron. O zaman Evet. ben artı üst skillerimden birine racon yazıyorum ya. Tamam kanka. Şimdi şöyle abi. Artı, bir tane artı 4 skilliniz var. İki tane artı 3 skilliniz var. Bunu izleyiciler için de anlatıyorum bir bakıma. 2 adet artı 3 skilliniz var. 3 adet iyi skilliniz var artı 2. 4 adet de F artı 1 skilliniz var. Diğerleri düz artı 0. Ama bu artı 0 yani her skilli kullanabilirsiniz aslında. Yani şey gibi değil. Hani Fate'de şey gibi düşünmeyin. Bütün skilleri kullanabilirler ama bunlar da çok iyiler gibi sadece. Ömer Baba ney sahnesi olacak mı bakacağız. Çok soru geliyor bununla ilgili. Ben dağıttım Evet. skillerimi. Tamam. Hemen okuyorum. Farkındalık 4. Görüyorum hemen her Tamam, şeyi. güzel. Tamam. Büyük oyuna. Ha, büyük oyunu çok hızlı görüyor benim karakterim, tamam mı? Ondan sonra empatim 3, aldatmacam da 3. Yani ben muhabbet karakter yaptım kendimi full. Niye empati Güzel. 3, aldatmaca 3? Empati böyle hani birader senin derdin ne burada falan falan muhabbeti yaptığımda işte herif mahalle muhabbeti çözülsün maksat. Aldatmaca 3 de inanılmaz sıkıyor benim karakterim. Ya sıkıyor, hey sıkıyor. Öyle böyle sıkmıyor. Full savuruyorum yani. Sonumuz hayır olsun yani. Tam bir başımıza bela çıkartma skillidir bu. Mahvolduk. Ondan sonra gizlilik 2. Mevzu olunca da sıvışma konusunda fena değilim. Kışkırtmam da 2. Ne diyorsun lan sen burada filanım da güçlü yani. Hemen kavga da çıkarabiliyorum. Tamam mı? Her türlü kavgaya gireceğiz. Tabii. Ama muhabbetim de iyi. Yani şey de yapabiliyorum. Muhabbet de 2 koydum ona da. Kardeşim niye öyle yapıyorsunuz şimdi? Bizi de bilmem falan. Full muhabbetim arkadaşlar ben haberiniz olsun. Kaynaklar Tamam. 1, gözlem 1, atıcılık 1, yakın dövüş 1. Yani ben işte şeyim.
Anladın mı? Grubun çok konuşan, boş konuşan, bol dayak yiyen üyesi olacağım. Tam Nevzat oldun sen ya. Doğrudur. Nevzat'ı ben o kadar hatırlamıyorum ki. Bu arada sevgili dostlar, ben de yani yaklaşık 200'e yakın bir Kurtlar Vadisi Soundboard'u çözdük kendime. Aralarda veriyor olacağım bunları. Oyunda da veriyor olacağım. Haberiniz olsun. Mesela karakterlerden bir şey yaptığı zaman çat diye şey falan yapacağım. O Kurtlar Vadisi piyanosu vardır ya. Dın 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 falan gibi. Onları da veriyor olacağım. Peki kanka. Skiller. Bitirdik mi? Ben de bitirdi galiba. Sen de o zaman. Diğer peki artı sıfır skilllere hepsini bir daha hani skill attık mı ortaya hepsi artı sıfır oluyor değil mi bunların dışında? Evet. Hiç artı almıyoruz. Evet. Yani. Tamam. Sonra da standlara geçeceğiz. Bu arada bak tamam. onu da söyleyeyim. Şimdi skilllerinizi belirtirken bir de stand seçiyor olacağız. Standlar da artık bazı skilllerde o kadar iyisiniz ki bunlarla ilgili özellikleriniz var. Yani evet, stand kısmı evet. Biraz karışık zaten. Evet. Rajon'da mesela o kadar iyisin ki artık yani senin kendi özel bir bak mesela Kirve'nin şeyin hareketine mezarlığın üzerine kurşun atması atıyor. Bence bir stand. Tabii. Çünkü orada kılıç dahil herkes böyle şey oldu ya birdenbire. Basiktir ne oldu şu anda falan oldular ya. Testere'nin mektup yollaması, boş mektup yollaması. Evet. Evet, o bir stand mesela. Kirve'nin hareketi yani. Bir Rajon ki öyle bir yapıyor. Orada kimse bir bok diyemiyor herife. Bu bir stand bence yani. Tamam. Ben de şöyle dağıttım. Artı 4'e yakın dövüş verdim. Artı 3'e çeviklik ve şeyi verdim. Ama Rajon'u aşağıya mı alsam? Buraya 3 tane yazmışım. 2 tane yazacaktık. Pardon. Dur tamam hallediyorum. Şöyle çeviklik ve atıcılık verdim. Yani full sıkma dövme artı 3 artı 4. Artı 2'de de bağlantılar. Emniyetten arkadaşlar bu aslında. Skill. Emniyetten arkadaşlar skillim var. Böyle emniyetten bir şey öğrenmemiz gerekince ben emniyetten arkadaşlara sorduruyorum deyip çözüyorum o konuyu. Farkındalık Rajon. Artı 2 skiller. Artı 1'de de gözlem, sürücülük, empati, zanaat var. Aralar ben zayıf. Onu diyecektim. Şöyle bir sürücülük skillimiz olsa ya çünkü böyle bayağı şey falan yapacağız. Takip sahnelerimiz olacak. İşte böyle araba otoban sahnelerimiz falan olacak bir takım. Olursa yani. Güzel. Sürücülük bende var ama artı bir de var. Bilmiyorum nasıl olsun. Yapalım. Bende tamam. De sıfır abi olsun. Bir şekilde hallederiz ya. Tamam. Ya bunları şey ben sürerken abi. Sungur yandan direksiyonu tutuyor. O kadar kötüyüz. Öyle değil öyle değil. Bunları biraz şey gibi düşünün. Şimdi zaten Fate karakterleri kendi içinde normal karakterlerden çok daha üstün. Yani normal bir mortal gibi değil yani. Bunlar hero karakterler direkt. O yüzden o artı bir bile aslında çok büyük bir farktır yani. Hani normal bir herkes araba sürüyor. Ya sonuçta herkes araba sürüyor. Ama sen uzun yollar gitmişsin belki. Çatışmalara girmişsin. Ve o artı bir o farkı yaratıyor yani senin için. Tamam. Okey. Başka skill? Bitti mi? Yani artı olanları yazdım. Diğerlerine almamız şart mı yoksa istediğimiz zaman seçebilir miyiz artı sıfırdakileri? Seçersin istediğin zaman. Seçersin. Ya karakterlerinizle tamam. İlgili zaten şimdi şöyle hem yeni gelen insanları da şey yapalım. Şimdi bu session 0 arkadaşlar. Burada şey yapıyoruz. Karakterleri set ediyoruz. Hikayeyi konuşuyoruz. Daha oyuna başlamadık. Oyuna haftaya başlayacağız. Hikayemizi haftaya başlayacağız. Fakat bu seansı yapıp karakterlerimizi set etmenin çok büyük faydası var bence. Hem izleyenler için de aynı şekilde. Evet, o sebeple evet. Yani. Daha iyi o bir haftada böyle. Değiştiririz yani. İstediğin şeyi değiştirebilirsin abi bir haftada. Mesela ben şöyle bir stunt ekledim. Yalnız bu güçlü bir stunt. Bunu alma dersen almayabilirim. O da şu. Yaklaşan mevzuyu ensemde hissederim. Bu böyle şey. Ortalık pisleşiyorsa benim farkındalığım artı 2 ile geliyor. Hani benim hayatta kalma becerim. Almanya'da ben böyle dazlaklar falan kovalamış bizi anladın mı? Hani böyle mevzu çıkacak gibi olmaya başladığında ben de böyle enseye bir şey geliyor. Celali abi kalkalım falan oluyorum böyle. Cemaati miydin sen? Celali miydin? Unuttum. Cemali ben. Cemali. Ha, Cemali abi kalkalım ortalık karışacak falan gibi oluyorum. Spider Sense gibi birazcık böyle anladın mı? Aa güzel. Ama söylemeyen şey. Sadece de ki abi sen enseye bir ağrı girdi. Hani sadece böyle bir şey istiyorum. Hani böyle sonra ben mesela farkındalık zarımı atıp onu görmeye çalışabilirim. Ama göremeyebilirim anladın mı? Ama böyle bir ulan falan oluyorum böyle sürekli. Kıllanan adam. Çay içiyor. Bu biraz meta bir skill. Tabii lan.
Yani orada ben sana hani şey gibi yapabilirim yani, ne derler. Ya buna, bu sende varsa eğer, ben sana bunu her zaman atıyorum yani. Şimdi mesela karşından gelecek olan adam şeyi yüksekse eğer, zorluğu yüksekse Tabii. hissedemeyebilirsin Ya tabii yani. canım. Orada belki, orada belki onun zarını atabilirim ben. Yahut. Tamam, bunu veriyorum sana. Tamam, okey. Böyle mevzu yaklaşması konusunda farkındalığım artı 2 gibi düşün o yüzden beni yani. Anladın mı? Şey gibi değil. Abi adamı arıyorsun, o zaman artı 2 almıyorum. Ama mevzu yaklaşıyorsa artı 2'm var böyle şeyim. İkinci stantım da şöyle oldu. Girdi çıktı işi bizde. Gizliliğimi artı 2 alıyorum. Ne zaman? Bir yere girmek ve bir yere çıkmak gibi konularda. Niyeyse spesifik böyle bir şey seçtim. Hani anladın mı? Bunu da biraz farkındalığa bağlayacağım. Mesela bir yere girmemiz lazım bizim gizlice. Ben böyle bir farkındalık atıyorum. Bakıyorum üst katta bilmem ne camı var. Zaten bunu bir avantaj olarak alacağım kendime. Artı 2 oradan. Artı 2 de Celali abi. Sen bana buradan bir ayak ver abi. Hops falan diye gireceğim içeriye. Sonra sayılırsa ama Ayakla. yani. Hani ondan sonra yine dövüşte falan iyi değilim. Bu kadar. Tamam, güzel. Tamam. Sonuncu olarak Tancan. da sosyal durumlarda bağlantılar yerine farkındalık atabilir diye ekledim. Ha, okey. O da nasıl biliyor musun? Diyelim ki bara girdik. Barda böyle barmana racon yapacağım. Ama hiç mekanı bilmiyorum. Şöyle biraz mekanı izleyeceğim. Barmen oradan çalışırken sağa sola bakıyor. Anladın mı? Patron orada duruyor. Üst katta oturuyor bilmem ne. Oradan aldığım mevzuyla şöyle yapacağım. Abi falan yapacağım böyle herifin hesapta yalandan oturduğu yere tanışıyormuş gibi. Oğlum bize iki viski koy falan çekeceğim. Herif böyle zannedecek ki ben patronun tanıdığıyım. Ha, böyle kolpacılık için kullanıyor yani şeyi. Bağlantılar yerine farkındalık kullanmaktan kastım bu sosyal durumlarda diye o yüzden kısıtladım. Ama aslında gerçekten öyle bir bağlantı yok. Hiç yok. Mesela biri bize geldi dedi ki bize tüfek bu. Hani herkes zannediyor ki benim her türlü adamım var, anladın mı? Benim inanılmaz piyasam var. Her mal bende var zannediyorlar mesela. Ha, tam blöfçü ya, Full tamam. full. Full. Kardeşim Bu o konu şeyden bizde filan gelmiş. çekiyorum böyle. Arıyorum birilerini hatta filan, anladın mı? Bu şeyden olabilir abi. Gurbetçi ya bu. Gurbetçi skili bu çünkü tam. Tam böyle benim burada herkes tanır, Tamam. tam gurbetçi skili yani. Tabii. Sürekli birilerinin adamı gibiyim ben ama yani böyle şey. O yüzden inanılmaz götümü kurtarmışım bu sayede. Kimin adamısın lan sen filan diyorlar. Böyle bir zar atıyorum orada. Nedim'in adamıyım filan diyorum. Ha eyvallah filan diyorlar. Öyle bir bilmem Nedim kim bilmiyorum ama yani falan. Ya bizim teşkilattan ya, bilmiyor musun? Bizim Ha teşkilattan filan ya, ne aynen. teşkilatı ya, bizim teşkilat ya. Ha, teşkilat ya falan Tabii yani, tabii. direkt o Yalan şekilde. yalan. Derinim kardeşim filan diyorum. 3 gün sonra derin gelse ne yapacağım bilmiyorum. Güzel. Peki, CS'nin karakteri 2 adet stantını aldı. Sen düşündün mü abi bir şeyler? Ben şey, physical kullanabiliriz değil mi bunu? Yani ille şey Tabii. Ya olmasına bak gerek bu yok. çok geniş düşün. Yani bu sosyal bir şey olur, physical bir şey olur. Belki bir stantın sadece şeydir. Yine bir obje olabilir abi. Yani yine bir çakı olabilir falan. Atıyorum yani. Mesela işte çakımı ne zaman kaybedersen kaybedeyim bana geri gelir. Yani sky is the limit. Yok, Emanet onu biraz çakım kaybolmaz. Ya da. Hayır Şey, abi. zaten çakım hep, OP şeyler olamaz çok tabii ki de. yok yok, OP değil de hani çakım hep arka cebimde zaten, bir de onu fırlatabiliyor Evet. olmam lazım bu standta yani. İstediğim her yere fırlatabilirim tarzı, ya da Mesela uzaktan aynen. herkese saplarım tarzı bir şey Çünkü yapacağım. bak şöyle ya aslında. O konuda atıyorum yani artı aslında stand sana o konuda artı 2 veren bir şey. Hani o sebeple yani iki tanesi iki türlü stand var. Bir tanesi normal skillini artı 2 veriyor. İşte bir de kural değiştiren standlar var. Abi sen Yani o atıcılığın tarz kaç şu an? artı 2 veren de Atıcılığı kaç yapabilirsin. aldın sen şu an? Tancan Ne? atıcılık kaç? Atıcılık bende artı 3. Bir Tamam. de bunu alırsam Sen artı 2 olacak, değil sen mi? şöyle bir şey yaz. Çakımı attığım zaman iyi atarım diye bir şey yaz. Normal silahla artı 3 sıkıyorsun. Çakını attığında artı 5 atıyorsun abi. Ha tamam işte, o tarz bir şey Anladın istiyorum mı? Bu zaten. bir de böyle gizli öldürme hareketin oldu bu senin aslında. Sessiz de öldürüyorsun bununla. Şak gözünü atıyorsun milletin böyle. Artı 5 çok iyi zar çünkü bu arada. Tamam, bullseye gibi bir şey oldu. Çakımı attığım zaman saplarım diyorum o zaman. Geldi işte. Tamam, bir tane yazdım. Aslında bir tane de sürüşle ilgili mi alsak ya? Şimdi artı birimiz oradan var. Madem çok kovalamacı olacak. Ya hayır şimdi ben çok kovalamacı olacak derken hani Abi %100 çok olacak diye çatışma da demiyorum. olacak, Olabilir çok diyorum. seks de olacak. Hangi birine yetişeceğiz ki? Sen bir şey Evet, seç. evet. Olur. Yani seks de olabilir, bir sürü şey olabilir. Çünkü başlangıçta sizin hangi şeyle ilişkiniz olacaksa, konseyden kimle ilişkiniz olacaksa ona göre değişecek olacağınız ortamlar. Doğru. Topukla, topukla, Düşünüyorum. topukla.
Ha topukla dur bakayım. Tabii tabii. Silah böyle ya götünle ya topunla şey yapacaksın. Evet böyle evet. Şey olmaz. Yap bakalım bir. Müzik verdim arkadaşlar. O da yaparken müzik veriyorum. Evet. Peki abi. İstediği ya, hiç arabaya takılma yani hani açıdan. Yok genel düşünüyorum ya. Sen anlat bu arada ben düşünüyorum. Başka bir şey geçeceksen. Kanka yazarsın ilerledikçe bu arada. Ha? Ne? İlerledikçe yazarsın bu arada. Ne olacak? Tabii tabii. Acele tabii, tabii. Yok ya. Şu anda şu şeyi bile değiştirebilirsin. High konseptini bile değiştirebilirsin daha sonradan yani. Hani bir tek şey burada değil. Bu refresh point olayı neydi? Onu tam hatırlayamadım. Abi, biraz baktım. Çok basit. Çok basit. Refresh point olayı şu. İşte atıyorum 3 fate puanınız var. Başladık oyuna. Sen işte bir takım olaylarda fuck up ettin. Dedin ki ben fate puanı kullanıp tekrardan zarımı atmak istiyorum dedin. Bunu yaptın. 2 tane fate puanını kullandın sen. Tamam mı? Bu 2 tamam. tane fate puanını kullandıktan sonra refresh'in 3 diyelim senin işte. Bir sonraki oyunda senin 3 tane tekrar fate puanın geri geliyor. Refresh'in kadar fate puanı geri alıyorsun. Tamam. O refresh zaman bu yani. Bir de şey muhabbetim vardı. 3 stunt yerine 5 yazabiliyorduk falan öyle bir şey vardı sanki. Şöyle yapabiliyorsun refresh puanından düşersen. Ha değil mi? Öyleydi. Tamam, okey. Evet bunu söylemedim. Kusura bakma. Evet aynen böyle bir şey var. İstiyorsan 5 tamam. stunt Yok yine 3 yazarım ama... da onu hatırlayamadım çünkü. Tamam, okey. Evet. Aklına gelen başka bir şey varsa konuşalım. Yok biraz daha düşüneyim ya bunları dedim ya yolda çıkarım ya da biraz daha düşünürüm. Biraz daha böyle şekilli bir şeyler olsun burada. Tamam. O zaman karakter yaratımımız bu kadar aslında. Bunun dışında şeyimiz falan yok yani. Diğer şeyleri karakter kağıdına geçirdiğimiz zaman göreceğiz. Ben çünkü şey için Kurtlar Sofrası için özel Fate karakter kağıtları tasarladım. Onları Oo. Dolduracağım sizin için. Yani, Tamam. özel dediğim bir şey yok ya. Çok şeyli bir şey değil de yani. Şeyi Az konuşalım. şeydi. Tabii tabii. Şimdi bunlar halihazırda sizin oyuna başladığınız zaman Evet, bileceğiniz hikayeyi şeyler. biraz Evet. kurgulamamız lazım aslında. O Evet. daha kritik. Yani şey gibi olmayacak yani. Siz bilmediğiniz bir dünyaya sıfırdan gelen Isekai karakterleri değilsiniz sonuçta. Bu dünyayı biliyorsunuz. Tabii. Ve işte bu dünya içinde biraz bulunmuşsunuz. Tabii büyük ihtimalle ilk bölümde şöyle bir şey hayal ediyorum ben. Ya da hali hazırda beraber çalışıyor mu olursunuz bilmiyorum ama CJ'in adeta uçakla gelmesi gibi böyle Sungur uçakla böyle Almanya'dan geliyor gibi olabilir. Ya da bir süredir CJ. İstanbul ya da bir süredir İstanbul'da olabilir. Direkt böyle işte şeyimin yanına geldim. Kuzenimin yanına geldim. Beni adam edecek falan gibi olabilir yani. Aynen Ama ya da olayımız şu. Premisimiz şu. Ortada bir sefillik vakumu var arkadaşlar. Ortada bir sefillik vakumu var. Şu anda İstanbul'un bir sefiri yok. Ve yani dolayısıyla Büyük Kurtlar Konseyi, Kurtlar Konseyi demiş ki bütün demiş şey middlemenler, middle player'lar yani orta güçlü mafyalar interim bir konseyle yönetecekler şu an için yeni bir sefir bulunana kadar. Oo, Los Demiş. Angeles'ta mı kardeşim bu mafya? Biraz Türkçe anlat da biz de anlayalım kardeşim. Geçici konsey abi, geçici Aa. Konsey. Bu geçici konseyin adına da Kurtlar Sofrası deniyor. Aa. Çünkü bunlar her biri kendi alanında inanılmaz hırslı ve aslında bir bakıma sefir olmak isteyen de karakterler. Yani bu şeylerden falan daha güçlüler. Bu işte Cerrahpaşalılardan, yok işte ne bileyim bu Freud Fetihlerden, işte Kürt Bedolardan falan bir tık daha güçlü karakterler. Fakat işte bunların başlarına artık bir şeyler gelmiş. Ne geldiyse tekrardan Çakır'ın sefirliğinde yeni bir konsey kuruluyor sonra. Artık neler geldi bilmiyoruz. Bunu siz bileceksiniz yani. Sizin hikayeniz çünkü bu. Bu açıdan hiç de şey yapmadığımız, dizilerde görmediğimiz aslında küçük bir timeline oynuyor olacağız hep beraber. Belki sonrasından da olay başka yerlere de bağlanır. Neymiş bu timeline siz... kardeşim biz anlamıyoruz. Ya işte zaman zaman sen de anasını satayım. Bütün gün are you ready man what the fuck falan diye konuşuyorsun. Neymiş kardeşim anlamıyoruz falan yapıyorsun. Evet. Bu Gentleman Hüseyin'den mi? Tato İbrahim'den mi? Yani size aslında bir tane şey seçmeniz lazım abi. Life Path seçmeniz lazım bir tane. Life Path. İşte evet ona karar veremedim ben de onu düşünüyorum. Evet. Nasıl bir şey istiyorsunuz bu, yani ona göre. Çinci abi benim ilgimi çekti de. Çinci abi bayağı komik. Çinci abinin böyle şeyleri falan var abi. Sahte oyuncak falan sürüyor piyasaya.
Onların böyle şeyliğini yapıyor. Bir tır içinde böyle sahte böyle G.I. Joe falan getiriyor mesela. Ama işte aynı fiyata satıyor. Peki oyun içine falan da giriyor mu böyle? Yazıcı oldu onda, değil mi? Her şeye giriyor orada. Play şeyler, konsollar, bilgisayar parçaları. 2003 yılındayız ama İşte efendim. unutmayın. Tabii, ama var. O zamanlar vardı sonuçta yani yine Ya çok ofis, eskiden. porno falan hepsi var işte. Tabii, porno, film, VCD, DVD. Tabii, DVD hepsi de var. vardı O gerçi. böyle pasajların Var eksi var. ikinci katında milletin atletle böyle tak 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 CD yazdığı Evet. dönemler, değil mi? Tamam. Evet, bu karakter PSP getiriyor toplu o zamanlar. Çin ürünleri pazarında kontrol ediyor. Sulu Kuleli. Yani Sulu Kuleli olduğunu özellikle belirttim çünkü biraz şey durumlar var. Abe Gargara falan gibi durumlar var. Ama o zaman o bize uyumaz lan. Bizi karakter o kadar... O akraba sokar çünkü yanına. Biz orada Ya ama sırıtırız. adamın, evet ama adamın şey, şimdi adam öyleymiş. Adam şey diyor, ben diyor Sulu Kule'den geldim sürekli. İlk diyor Sony marka radyomu aldım. O günden beri biz aşığıyız bu işin, aşığıyız falan diyor böyle. Hani Ayva ben bizden diyor, sorulur. tabii. Şimdi diyor iki tane diyor böyle şeyi koyuyor böyle. İki tane radyoyu koyuyor. Bu diyor Sony marka. Bu diyor Sony marka. İkisi de aynı sesi veriyor. Ben bunu aynı fiyata satıyorum falan yapıyor mesela böyle. Ha, anladım, anladım. Cemil Ahmet böyle bir karakter yani. Tahtakale Doğu Bank Yazıcıoğlu piyasası. Cemil Ahmet. Öbür eskortçu olan o sakat. Onu da çok bir şey yapamayız. Eskortçu olan Centilmen Hüseyin abi. Centilmen Hüseyin'e bunların hepsine ben küçük böyle backstory'ler yazdım. Her birinin ya yani birisini seçerseniz diğerlerini öğrenemeyebilirsiniz bu arada. Centilmen Hüseyin'de bir şey durumu var. Burasının hep taşıdığı bir lalesi var abi. Çok kibar konuşuyor böyle. Ama efendim siz niye böyle diyorsunuz falan gibi böyle. Biraz kibar şey var ama karanlık bir yanı olduğuna dair söylentiler var deli gibi Centilmen Hüseyin'in. Dediklerine göre bu laleyi ona bir Türk sanat müziği yıldızı vermiş. Hiç çıkartmıyor o yüzden. Bir olaylar var bir takım. Bilinmeyen olduğu da. Gizemli bir adam. Bütün escort işte kadın ticareti bilmem ne piyasasını bu adam işletiyor. Freud Fetih'ten daha iyi. Freud Fetih bunun öğrencisi öyle düşün. Ha, Freud bunun öğrencisi. Okey. Freud bunun Karışık kuruşuk öğrencisi. işleri ondan öğrenmiş. Evet, aynen. Bu herif ya nasıl? Tamam, Centilmen Hüseyin. Okey. Faktiş kardeşlerimiz var. Değil mi? Bunların da Faktişler uzmanlığı ne? tetikçi. Bunlar tetikçi kanka. Tetikçi. Bunlar hiçbir zaman ya diyorlar ki biz ikiz kardeşiz diyorlar ama hiçbirisi böyle ikisini gören yok. Hep bir tanesini gören var. İkinciyi gören ölüyor. Bunların da olayı öyle. Başka işleri yok değil mi? Bunlar vuruyor sadece. Bunlar Test. vuruyor. Bunlar testere gibi düşün bunları. Testere adamı, tamam. Evet. Yok Cerrahpaşalılar değil bunlar. Fattiş kardeşler başka. Solo bunlar. Biraz Ezel karakteri gibi. Gibi evet. Başka kim vardı? Abi Uyuşturucu şey vardı var. bir tane. Tütüncü mü vardı? Söyleyelim. şey abi. Tato İbrahim. Tato. Tato İbrahim abi kaçak tütün işinden inanılmaz parayı kırmış. Öyle böyle değil. Bu sürekli olarak böyle yabancı tütünleri alıyor, Adıyaman'ı basıyor, bandrolü koyuyor, gönderiyor. Bunun üzerine bir endüstri inşa etmiş. Aynı zamanda böyle kaçak mal trafiğini falan da yapıyor. Kürt asıllı. Bütün şey o yüzden Kürt Bedo'yla ilişkisi var, bağlantısı var. Yani Kürt Bedo ile yakın, tamam. 4 kişi oldu. Diğeri kimdi? Hüsamettin Cebrail. O Hüsamettin neciydi? Cebrail kumarhanelerden sorumlu. Ama Ha. kumarhaneler gibi şimdi büyük kumarhaneleri tabii ki daha böyle tombalacı falan gibi karakterler yönetiyor. Yani aslında burada biraz şey durumu var. Piramit durumu var. Yani bu adam kazandıklarını bir noktada tombalacıya gönderiyor bir kısmını falan. Hüsamettin Cebrail abi tombalacıdan daha da şişman bir karakter. Kaçak kumar, bahis, at yarışı gibi böyle. Mesela bu herif hipodroma falan gidiyor her gün. Böyle işte hipodromda abi böyle bunun şey yaptığı, bunun oynadığı at kazanamazsa, kan şekeri düşükse eğer yanındaki adamı beyin kanaması falan geçirtiyor bir tane herif. Ha, kan şekeri düşükse deliriyordu bu. Evet. Bunun o yüzden hep yarım ekmek böyle. Yarım ekmek taşıyor yanında böyle sürekli. Folyoda cebinde. Sürekli böyle çıkartıp bir ısırık falan alıyor. Ay yine şekerim düştü. Falan diye böyle yiyor. Tamam. Güneş gözlüklerini de asla çıkartmıyor. Ha, gözlüklü bu da, tamam. Bu kadar değil mi? Şey var. Berkun Hoca var. Bak Ha, bu çok aman o. ilginç. Kunal tarikatının başındaki isimlerden aynı zamanda bir iş adamı. Pek çok cami ihalesinde. Bu adam böyle şey işte kardeşlik işte hakkınızla birlikte bu camimizi de yaptık inşallah fakat ihaleyi bize vereceksiniz değil mi? Falan gibi böyle. Ha, Gidiyor kaşında mesela pilav var değil mi? evet evet cami halı flex ihaleleri falan alıyor böyle abi.
Böyle bütün cami, biz bu arada bunları gerçekten araştırdık biraz bir gün yayında. İnanılmaz ihaleler dönüyor camiler üzerinden. Böyle işte 50 bin dolara böyle bütün camiye halı flex ihalesi falan gibi şeyler, ama işte halı flex aslında belki yani 10 bin dolar bile tutmuyor bütün cami yaptırmak. Böyle muhabbetler. Bize en Nazım iyisi Gönen galiba var abi. ha Nazım Güvenleyiciydi. Futbolcu Nazım Gönen. Ya futbol Ha. takımları idare ediyor karanlıktan, futbol takımlarını, transfer işleri, bütçe, ama genel olarak şike. Şikeci bu Ha. adam. Çok da sinirli aynı zamanda. Bir de Behdel Hanım var. Bu da abi para pul. Şey yapıyor. Para aklamacı. Bunun kendi böyle şeyleri var, dükkanları var. Oralarda para aklıyor. Mesela 10 milyon doların varsa İplikçi Nedim'e gidersin. Ama 3 milyon doların varsa, 1 milyon doların varsa Behdel Hanım'a gidersin. Behdel Ha bu Hanım senin için küçük daha paraları böyle. küçük küçük, Tamam. tabii, küçük küçük aklar sana yani. Bence ya kumarcı, Galiba. ya kaçakçı, ya da Behdel Hanım yapalım. Behdel Hanım'da da ilginç olaylar var. Bana da zaten şey diyecektim ya Çinci ya Behtel diyecektim ben de ikisinden biri. Çinci yapalım o zaman. Şeyci, elektronik piyasası. Aynen. Buradayım ben bu arada. 2003 senesinin falan çünkü acayip de düşünsene abi. 90 şey 33 onların falan ikinci el satıldığı dönemden bahsediyoruz ya. PSP var falan. Ha, PSP var. Onun adı neydi Günhan bu adamın? Hangi şeyin mi abi? Çincinin. Çincinin mi? Şey abi, Ha. Cimil Ahmet, Cimil Ahmet. 2003 yılında Cimil Ahmet. PSP 2003 yılında ihale olmayabilir ha. Şey Ne ihale diyorum. ihalesi? 2003 yılında PSP olmayabilir. 2003 yılında PSP yok sanırım. PlayStation 2 var abi. Vardı. PSP yoktur ama. Ben kaç PSP yılında olmayabilir almıştım? ya. PSP 2004 müydü? 2003 müydü? Öyle bir şeydi ya. 2004'müş abi PSP. Ama yani deli gibi o zamanlar şey piyasası vardı. PlayStation 2 korsan oyun piyasası vardı. Hep biz Ya oynadık yani. çakma PSP ya işte Çin'den. Ya 2004 sadece sayı. siz onu, evet, siz onu sadece PlayStation 2 gibi düşünmeyin oğlum. Deli porno basıyor bu insanlar. Tabii Deli gibi tabii. yani. Daha internet, broadband internet yok Türkiye'de. Yani bayağı gidip bunlar bütün şeyleri falan kontrol ediyorlar abi. Eminönü'de falan böyle sokaklarda satılan, iş portalarda satılan pornoculara kadar kontrol ediyorlar. ADSL piyasası bile bunlarda değil mi o dönem? Port açıyorlar gerekirse. Aa, şeye mal Evet evet veriyor bu bayağı değil format mi? mı? Tamam, okey, süper ya. O Şahan'ın ilk sezon bir tane karakteri vardı ya, DVD satan adam, hatırlıyor musunuz? Bütün filmleri Evet, anlatıyordu böyle. Okey evet. okey tamam, bu mafyaya girelim. Hem de yatay bakış mafyası, tancan, anladın mı? Muhabbet dolu. Tamam. Yani her birinden farklı hikayelere gidebilirsiniz buradan. Her biri bunların unique storyline'lar. Zaten bak biz Oradan Cimil Ahmet'le ilerlersiniz. olalım. Zaten biz Behtel Hanım'a gideceğiz her türlü. Yani Aslı Behtel her türlü gidebiliriz Cimil'den sonra. Sonuçta paramızı götüreceğiz. Bir şey olacak. Para çekeceğiz falan. Bir şey yapacağız yani. Behtel'i de biraz bence o da ilginç bir karakterse dahil edebiliriz ufak ufak. Ya Behtel ne gibi biliyor musun biraz? Şu şey vardı ya, Tom Balacı'nın karısı vardı ya, Esther. Aha. Esther gibi abi. Sesin kesildi galiba. Duyamadım. Esther diyor, Esther, Tom Esther. Balacı'nın Esther vardı ya, Tom Balacı'nın karısı vardı Esther Ha diye. tamam. Onun gibi biraz. Güçlü yani. Tamam güçlü olsun ne olacak o? Eninde sonunda gideceğiz zaten. Yani Paramızı biraz dış bulmaya ilişkiler çalışacağız. de var yani. Ha tamam. Daha iyi. Bir şey mi demek Aynen. istiyorsun anlamadım. Yo, söylüyorum abi işte yani dış Ha ilişkiler de tamam. var diyorum yani. Tamam. Samuel Vanunu gibi düşün işte. Bunların Tom Balacı'nın karısıyla bir takım ilişkileri vardı ya. Dış Anladım ilişkiler. anladım. Tamam. Ama şimdi Nazım Gören'e gitsek zaten Fenerbahçe'yle uğraşacağız. Tadım sana millet üzülecek. Ya Fenerbahçe gibi düşünme sadece. Yani bir sürü Tabii var. Trabzonspor'u da tabii. var. Bayağı şey var. Karagümrük Spor falan. Tamam okey Evet. o zaman. Cemil Ahmet'le başlıyoruz. Yani Cemil Ahmet'in. Ama Cemil Ahmet'in mesela biz direkt adam mı oluyor? Mesela ben şimdi benim üzerimden başlayacaksa direkt adam değil de sanki böyle Cimin'le böyle bir ortak benim bir şeyim varmış da ben ona bir yardım ediyormuş falan gibi mi olsam acaba? Çünkü sulu kuleli herif bir yandan da biraz tuhaf olacak sanki. Onun sağ kolu gibi olmak. Yo, Sağ kolunu sağ kolu olabilir olmuş ya değil bu adam, olabilir yani. mi? Hani sulu kuleli olması şey değil. Sadece kendi adamları var falan diye değil yani. Bu adam zaten öyle görünmüyor. Ha okey. Ya bu arada bu yalan, bak bu yalan da olabilir. Adamın Ha böyle tamam. yalan bir backstory'si de olabilir yani. Ben sulu kuleden çıktım ha falan diye, ama belki de Erenköy'den çıkmıştır anasını satayım. Erenköy cemaati. İyi tamam okey o zaman. Cemil Ahmet'in sağ kol olarak ben gidip kuzeni alacağım Şey havaalanında. var ya Haber oğlum, öyle atacağım. özel kolejde okuyup yine de sokaklar diye rap yapan rapçiler var ya, belki öyle bir karakterdir.
Sıkamam diye yapmışlar bu sefer. Celali soyadın neydi senin? Cemali lan, Cemali, Cemali. Ha, Cemali. Neydi soy isim? Cemali Durmaz. Durmaz, tamam. Ya da Cemali Candan da yapalım, böyle göndermeli olsun istiyorsunuz. Tamam. Tamam, Cemali Candan olsun. Bütün bunlar olurken tabii Çakır, Polat falan icraatta. Bunlar daha Şevko ile uğraşıyorlar. Yani daha doğrusu pardon, Şevko ile uğraşma yeni bitirmişler. Bizden alan Çakır'dan, Çakır bir tane mekan işleten herifin biri. Alırız onu aşağı, akıllı olsun lan. Tabii bu arada böyle şeyler de yapabilirsiniz. Böyle şeyler de yapabilirsiniz. Evet, kamera bulaş. Şimdi açacağım arkadaşlar. Tamam. Polat'a bulaşıp ilk oyunda ölelim bence. Evet, durumumuz böyle yani. Hani şey yapabilirsiniz. Şey karakterleri hali hazırda var. Dizideki bütün karakterler hali hazırda varlar. Onları istediğiniz zaman istediğiniz gibi ziyaret edebilirsiniz ama nasıl ziyaret edersiniz bilmiyorum. Ya onu tamam bir şekilde denk getireceğiz. Bu arada ben bir standta şöyle düşündüm. Herkes satın alınabilir gibi. Bunu nasıl bağlarım tabii şu an çok düşünemedim. Olabilir. Herkesin yani bu korkutarak olabilir. Aynen, hani korkutarak olabilir. Para vererek olabilir. Ne bileyim, bir tanıdık üzerinden olabilir. Bunu hangi skillimle bağlarım tabii şu an. Bağlantılardan olabilir mesela. Mesela evet. Bir yere gireceğiz, giremiyoruz. İçeride adamımız var mı hesabı? Olabilir. Ya olabilir, olabilir, olabilir. Ha. Tamam. Yani her türlü olabilir bu şekilde. Stand kullanabilirsin yani. Tamam, herkes satın alabilir. Yazdım onu. Para ile olmasa da başka şeyleri vardır gibi yani, anladın mı? Tabii. O şekilde. Böyle olabilir yani. O zaman şu anda konuşmak istediğiniz başka bir şey var mı oyunla ilgili? Yoksa bu şeyimizi, Session Zero'yu, yani sıfırıncı seansımızı küçükten bitireceğim. Aslında Sungur'la şeyi konuşsak olur ya, tam ha. Geldiği andan mı başlayalım, oraya geçelim mi, yoksa biraz daha böyle ilerlemişiz oralardan mı başlayalım yani? Yok canım, ben gelmiş birkaç aydan beri sende takılıyor olayım yani. Değil mi? Ya o kadar tabii. Sıfırdan başlamıyorum. Yok yok tabi. Benim de yani girdiğim çıktığım okay. Mekan belli olsun yani. Tamam. Bir 6 aydır buradasın. 6 aydır ha, beraber takılıyoruz. Şey. Aynen. Daha böyle yanında takılmışsın. Belki 1-2 icraat bile yapmışsınız yani. Ömer tamam, Baba okay'dir. Tarzı bir karakterimiz var arkadaşlar. Ömer Baba tarzı bir karakterimiz var. Hikayeleri de hazır. Bulurlarsa. Evet, yani onlara denk getireceğim ben. Ama angaje olurlar mı bilmiyorum. Belki olurlar, belki olmazlar. Belki derler ki çok boş yapıyor bu adam derler. Giderler. Tabii, bu karakterimiz olabilir. Var. Bir tane de Maraşlı karakterimiz var. Maraşlı'yı da oyunda şey yapıyor olacaklar. Görüyor olacaklar. Ama yani dediğim gibi bütün karakterler var. Kendi hikayeli. Angaje olurlar, olmazlar bilmiyorum. Ben böyle çok set bir senaryo gibi yazmadım. Başlarına gelecek şeyler biraz da kendileri belirleyecekler. Çünkü burası kurtlar sofrası. Yani peki, kendi kaderlerini kendi yazacaklar. Ana mekanımız olsun. Bu mekanda internet kafe olsun bence. Aa, ofisimiz. Çok güzel. Çok güzel. Yazıhane. Evet evet. Yazıhane. Aynen. İnternet kafe böyle. Kalkın bu çocuklar kim evet. Abi? Kalkın lan falan hani böyle. Bir yazıhanemiz olsun ya. PlayStation kafeler var mıydı? PlayStation kafe 2003 senesi de var. Şey de var. Var var. Tam böyle FIFA yılları hem de. FIFA mı? PES mi? 2003 PES yılları galiba. PES yılları. PES, ya FIFA az var, PES çok var o dönem. Her yer PES'çi de FIFA'da tek tük vardı yani. Siz büyük ihtimalle çipli PlayStation 2'lerden çok para kırdınız o zaman. O dönemlerde inanılmaz para kırdılar. Aa şeyiz biz değil mi? Gümüş CD var. Evet. Gümüş CD yazıyoruz. gümüş CD, böyle üzerinde bir sürü resmin olduğu böyle oyunlar falan böyle. CD'nin içinde. Şey Best Games 2005, Best Games 2005 falan böyle. 2 sene öncesini yazdım, sonrasını yazdım. Aşırı kötü ama değil mi? Böyle çok çirkin. Tabii tabii. Controlland PlayStation 2 kolları. Sahte böyle kollar. Böyle bir takım filmler, bir takım işte Ferre filmleri. Bizim mekan nasıl biliyor musun? Bizim mekan şeyli, akvaryumlu internet kafe kanka. Hiç görmüş müsünüzdür onlardan? Tabii. Nasıl o? Akvaryumlu ne lan? Abi şöyle düşün. Bizim mekan eskiden bir otogaleriymiş belli ki. Yani geniş boş bir alan. Biz burayı tutmuşuz. Duvarlar dümdüz beyaz badana. Şey falan var duvarda böyle. Duvarın dekorasyonu aşırı kötü. Birkaç tarafa oyun yapıştırmışız. Geri kalan tarafta halı tüfek falan var böyle, anladın mı? Yerel
Yerel tasarımlar. Arkadan toz kokusu geliyor değil mi? Böyle aynen çirkin. Aynen. Girişte böyle kasa var. Kasada kolonyalı bir çocuk var. Onun yanında çok büyük mor ışıklı akvaryum var bir tane. Mor ışıklı akvaryumları bilir misiniz? Evet çok ya, aşırı çok büyük mor ışıklı akvaryum var. Oradaki balıklara da Cebali abim bakıyor. Onları böyle seviyor falan, anladın mı? Onun şeyi o yani. Mevzusu balıklarla alakası var. Besleyin lan bunları falan çekiyor böyle arada. İnternet kafeyi işe mi işletiyoruz, hem de internet kafenin eksi birinci kat şey deposu. CD, DVD, DivX deposu abi. Full aşağıda böyle, anladın mı? 28 tane makine var aşağıda, çak 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 CD yazıyorlar böyle. Onları böyle atletli çocuklar yalayıp şey yapıştırıp böyle poşetlere koyuyorlar. Oradan dağıtım yapılıyor bizim semte. Hangi semtteysek biz artık. Her yer bizim o. Sirkeci, Kadıköy. Ben size inanılmaz bir giriş sahnesi bile düşündüm şu anda. Şöyle süper, bir sahne düşünüyorum. Süper. Ben giriyorum. Tamam mı oraya böyle? Mert Günhan olarak ben giriyorum. Abi ben sizden Final Fantasy aldım. Bunun içinde Sasha Banks Anal Adventure var. Ben anlamadım bunu diyorum. Beni bir dövüyorsunuz siz orada bir güzel. Ben bunu yaşadım çünkü gerçekten. Tamam mı? Abi ben Final Fantasy 2 aldım da bunun içinde yani cilalı İbo'nun şeyi var yani falan diye bir ağzıma sıçıyorsunuz benim orada. Dayak yedim mi cidden? Yedim. Ya yemedim de böyle şey yaptılar. İttiler falan böyle. Yani süktü gitmem ne diyorsunuz. Biz yanlış iş yapmayız falan diye Final Fantasy'miş. Aman lan kodum. Yürü lan değişik. Falan gibi. Aynen. Fantasy demedim mi lan? Fantasy demedim mi lan? Fantasy ise fantasy göt. Ben bunun tamam. Aynısını 3 sene önce PlayStation 4 için oyun almaya yazıcı yoluna gittiğimde yaşadım bu arada. Farklı dükkanlara gidip şey yapıyordum. Sen Dark Souls 3'ü şu kadar fiyata satıyorsun ama diğer dükkan şu kadar fiyata satıyor diye. Hangi dükkanmış lan o dediler. Gittim götürdüm, aynı fiyata satıyorlar böyle. Sen bizi birbirimize mi düşürmeye çalışıyorsun? Fiyat mı kırmaya çalışıyorsun? Tartakladılar beni orada. Oğlum bayağı. Sen de kaşınmışsın ya Arda. Laf edildi mi? Bu sefer yemedi kanka. Hep yapıyordum, bu sefer yemedi yani. Ya da işte internette bunun fiyatı daha düşük. Siz niye bu fiyata satıyorsunuz? Siktir git internetten al lan o zaman falan yapıyorlar böyle. Var yani böyle şeyler olabiliyor. Esnafımızı kötü tanıtıyorsun şu anda ha. Tamam ya, şimdi yazıhanemiz belli, mekan belli. Evet. İnternet kafemizin ismi ne olsun? Etten bir espri yapmış olalım. İnternet kafe. dur hemen. Yok. Camdan internet. Ya kardeşler web. Ben yeni gelmişim web. Ama. Sikert olsun bence de. Cenabet. Yok. Olsun internet kafemizin ismi ya. Arkadaşlar cennet. Herkes mahallesindeki kalitesiz internet kafelerin ismini yazsın. Zaten çıkar şimdi. Oo, internet bahçesi mi olsa lan? Taharet olsun lan. Ya yok be sen de. Bu parın değiliz. Aa girdap diyorlar bak. Et yerine A var. Yani A yerine at var, anladın mı? Girdap. Aa burası girdap gülüm gibi. Aa güzel bakalım. Girdap internet. Girdap internet. Güzel. Buraya giren çıkamaz. Hatta orada meşhur de... o A-2-2 kavgası da bizim internet kafede yaşanacak bir noktada değil tabii mi? Tabii aynen. Olabilir. Aynen. Millet geliyor, ha maçı yüklediniz mi abi? TeamSpeak var mı falan diyor böyle. Üf, ne kadar yaşlandık oğlum ya. Ya sen yeter ki. Aa çok evet. Daha güzel oğlum, bir tavsiye ben balık daha seviyorsam... geldi. Çok daha güzel bir tavsiye daha geldi. Vadi olabilir internet kafenin ismi. Vadi internet. A'nın yerinde yine et var. Çok o da. Çok iyi. Şifre gibi ama değil mi? Vadi internet. Tamam. Oğlum ben 2003 Wi-Fi yazdım bak. 2003 yani. Senesi Wi-Fi'nin olmadığı yıllar değil mi? Ya düşünsene. Var da çok yok. Böyle şeyler de var. İnternet kafelerde falan var sadece. Yok kimseye Wi-Fi sormuyor. Oğlum Nokia kullanıyoruz 2003 senesinde. Aa, pardon ben broadband internet diyorsun sandım. Tabii. Wi-Fi evet yok. Yok Wi-Fi yok. Tabii broadband var sadece. O da yeni her yerde yok broadband de bu arada yani. Her yerde yok. Sadece böyle dükkanlarda falan var. Vadinet. O zamanlar TTNet'ten sıraya giriyordun. Broadband internet sırasına giriyordun. Gelip yapıyorlardı ama o sıra tabii. Yıllar sürüyordu yani. Aylar sürüyordu. Ben geceleri Kıbrıs Bankası hackleyip kim kimin parasına hesabına para aktarmış ona bakıyorum. Yok oğlum biz sende teknolojiyi hiç anlamıyoruz. Birkaç tane çocuklar var böyle, onların ensesine vurup çalıştırıyoruz onları böyle. Tabii. Aynen inanılmaz bir muhabbetimiz şey var. Balık seviyorsan ben genel bir hayvanseverlik ve tetiklenmem olsun o noktanız. Onu yazdım ben. Yaz. Olsun. Onlar Allah'ın yarattığı kullar. Konuşamıyorlar. Şerefsiz. Dilleri aynen. Dönmüyor. Ama bak senin dilini döndürürüz şimdi.
Okey. Tamam, Güzel. benim bir stantım eksik, onu düşüneceğim. Belki onu yolda çıkarırım. Düşünürsün ya. Aynen, onu biraz anlık düşünürüz belki. Bu arada şey şekliniz de var değil mi orada? O zamanlar ben hatırlamıyorum çok da sanki vardı. Tost şekliniz var değil mi? Tost, ayran, çay. Full full. Tabii Tabii canım deli tabii. misin? 24 saat açık internet Tabii. kafelerden bizimkisi. Ya, bak, Anladım. yarım ekmek salçalı tost yapıyoruz. Böyle Dayılar gelip düzgün yani. böyle 6 saatlik açtırıp mastur falan böyle. Abi işte falan filan. Mastürbasyon Yani falan aşırı değil mi? kaliteli Onları hizmet bizim dövüyoruz da onlar. adresimiz. Kanka onları biz Burası görmüyoruzdur. Fred'in mekanı mı lan deyip. Sabah biz onları görmüyoruzdur. Sabah 2-3 tane anladın mı? Çocuklar alıyordur mesela köşeye bir yere. Neler neler. Ya biz şey gibi ya, yani şöyle yazıhanede şey müdahil olalım abi falan deyip Aynen oraya aynen. Bizim üst gidiyoruz katta ofisimiz var abi zaten. Onu da şeyle kapatmışız böyle. Yağlı kağıtla kapatmışız ama yani. üst kat ama şey üst kat anladın mı yani? Üst kat yok aslında. Merdiven yaptırıp oraya şeyden konstrüksiyon yalan bir şey yapmışız. Asma Ha kat var tamam. yani anladın mı? Ama o da yarım. Bam güm falan çıkıyoruz biz oraya. Konuşmalarımızda yarısı gidiyor aşağıya. Yağlı kağıt yapıştırmışız camlara hani böyle gizemli olsun falan Çirkin diye. mor paket kağıt değil mi? Hediye paket kağıtları olurdu Tabii tabii eskiden. aynen. Vadi Tamam, yazar internet bir kafe. tane şark köşeniz de vardır diye düşünüyorum alt katta böyle Var arkada bir var. tane Bak böyle. alt katı ben sana anlatayım. Alt kat nasıl biliyor musun? Girdin kolonya tutan kasa çocuk var. Onun yanında uzun uzun Cemali abimin şeyi var. Akvaryumu var. O akvaryumun önündeki bilgisayarların hepsi ince monitörlü ve şekilli. Oraya böyle hani şey orası. Hanımlar da gel, bayanlar da gelebilsin falan tarzı vardır. Öyle görmüşsünüzdür değil mi? Girişinde Evet tabii. 4-5 tane kaliteli bilgisayarı olan internet kafeler vardı böyle hani. Bayanlar da geliyor, buradan internetine de giriyor, mesenesine de giriyor falan tarzı orası böyle. Ama onun İsterse arkasını uzaya da döndüm gider. mü onun arkası bir anda şey böyle çocuklar böyle ulelek ulelek diye oyun falan oynayıp birbirinin anasına bacısına küfür ediyorlar. Bir de şark köşesi var öbür tarafta şark köşesi şey. Orada nargile o zaman mekan içlerinde o kadar yoktu. Orada böyle çay, sohbet, muhabbet dönüyor. Tost, most akıyor böyle. Peki bu Çakır'ın küpe davasına davalık olduğu bir tane çocuk vardı. Onun suçu neydi? O şey yapıyordu abi. Pahalıya döşüyordu müzik sistemini. Ah. Sen beni mi kazıklayacaksın lan deyip vermiyordu parasını. O da o zaman sistemi sökerim ben de diyordu. Nah sökersin deyip küpesini koparıyordu. Tamam. Öyle bir encounter yapmak lazım başta O ben sizde de lore bence. acayip bu arada. Sorabilirsiniz her şeyi ya. Vay arkadaş Tabii ya. tabii canım. Bende pusu hiç yok ama normal var ama senin kadar da iyi hatırlamıyorum. Ben genel Toparlarız hatlarıyla ya hatırlıyorum. beraber. Bazı replikleri falan biliyorum ama sende her şey var yani. Ben arka planı Arabamız da kafenizde şey rengine göre olsun ya. değiştireyim şöyle. Heh. Arabamız da 320 falan olsun, böyle yine Aa. 2000-2003 model, böyle yeni almışız 320. Çok Güzel bir iyi. arabamız olsun yani. Tabii Tabii. tabii. Çok iyi. Tamam. Bütün makinelerde akıl Araba. soft yüklü böyle değil mi? Çakal kasa Akın BMW. sonra. Tabii. Akın soft full çekmişiz her tarafa. 17 sene O sonra dönem ne robot oynuyoruz? Medal yapacaklar. of Medal of Honor 1 mi 2 mi ne var galiba o dönem? Bütün internet kafelerde oynanan oyunlardan. CSGO Medal var of oğlum ne var? Honor, Counter Counter var. 1-3 mü Call vardı? of var. Call of 1. Call of 2. Tamam. Medal of Honor, Call of Counter oynuyor herkes. Güzel. PlayStation var. PlayStation 2 var. Winning Eleven oynuyorlar. Winning Eleven. O zamanlar Düşün. ünlüydü Winning Eleven. Half-Life Deathmatch Tabii. falan da vardı. Oğlum düşün 2003 senesinde CS 4 yaşında yani düşünebiliyor musun? Counter Strike o zaman bile eski bir oyun artık. Evet. Okey. Güzel. O Evet. zaman Başka. kahramanlarımız Tamam. belli. Timeline belli. Kahramanlarımızın mekanı, kimlerle çalıştıkları belli. Geriye kalan tek şey oyuna başlamak ve oyunu oynamak. Fate Aynen. sistemiyle kurtlar sofrası çok güzel olacak. Ben aşırı heyecanlıyım. Çok çalıştım ben oyun için. Sungur da giyinip gelmiş. Tancan da zaten Lore Master burada. Bu ekiple biz her türlü raconu keseriz. Her şeyi yaparız. İnanılmaz olacak. Haftaya Perşembe yerinde ve saatinde. Neydi Aynen. Sungur o? Kendi Ne? gününde ve Ha, saatinde. kendi Kendi gününde ve gününde, kendi saatinde. saatinde. Haftaya 8, haftaya Perşembe 8'de. Aynen. Kurtlar Bu güzel sofrası. oldu ya. Evet. Session 0'ı kazasız belasız bitiriyoruz. Sevgili Ne YouTube, demek gitti hepinizi Cemal? öpüyorum. Ne demek gitti? Abi Ne bir demek isim gitti? geldi. Kestane gibi çizdi gitti. Ben anlamam bu işlerden abi.
Sevgili bizi YouTube. Sponsor olmak isteyen uydu markası da varsa buradan da söylüyorum. Evet ya. Hemen olsun. Hemen. Evet. Uydu üreticiyorsanız tam yeri tam zamanı şu anda. Evet. Evet. VCD'ci evet. Ya da uyducuysanız. Sevgili arkadaşlar, sponsorların sunduğu Kurtlar Sofrası'nın 0. bölümü sona ermiştir. Gelecek haftadan itibaren bu karakterleri, maceralarını izlemeye başlıyorsunuz. Ne oynuyorsunuz yahu siz derseniz, bu bir rol yapma oyunudur. Aşağıda ya da chatte linkini bulabilirsiniz. Siz de evinizde kendiniz bizim gibi kafanıza göre hikaye anlatarak oynayabildiğiniz oyundur bu. Öptük gözlerden. Kendinize iyi baktınız. Intro ile beraber bitiriyorum ama introdan telif yiyor muyuz hiç bilmiyorum. O yüzden hadi hayırlısı.